Palyaço balığı. Merhaba arkadaşlar. Biz palyaço balıklarıyız. Sizin bildiğiniz palyaçolara pek benzemiyoruz, değil mi? Çünkü bizler denizlerin palyaçolarıyız. Çok çarpıcı renklerle süslenmiş olan palyaço balıkları, deniz şakayı adı verilen bitki benzeri bir canlının dalları arasında yaşar. Deniz şakayının dallarında zehirli kapsüller vardır. Ve bunlara değen balıklar ya zarar görürler ya da ölürler. Ama biz deniz şakayıklarından hiçbir zarar görmeyiz. Hatta bunların arasına girerek kendimizi koruruz. Bizim zehirli kapsüllerden nasıl korunduğumuzu merak ettiniz, öyle değil mi? Palyaço balıklarının deniz şakayığının yakıcı kapsüllerinden etkilenmemelerinin nedeni sahip oldukları özel bir salgıdır. Bu olayı bir düşünelim. Bir balık vücudunda özel bir madde salgılıyor. Bu da yaşadığı ortamdaki zehirli kapsüllerden zarar görmesini engelliyor. Sanki o da zarar görmeyeceğini biliyormuş gibi tehlike anında hemen zehirli kapsüllerin arasına saklanıyor. Peki diğer balıkların buraya yaklaşamayacaklarını ve aynı salgıyı üretemeyeceklerini nereden biliyor? Tabii ki küçücük bir balığın bunları bilmesi ve yapması imkansızdır. Bunları ona Allah öğretir. Allah tüm canlıları yaratmış ve her canlıya neler yapması gerektiğini ilham etmiştir. Bazı insanların içgüdü dedikleri şey aslında Allah'ın canlılara doğuştan verdiği bu ilhamdır. Biz insanları da Allah yaratmıştır. Bize neler yapmamız gerektiğini ise kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Allah Kur'an'ın bu özelliğini bir ayette şöyle bildirir. Bu Kur'an, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.